ediyorum. İyi günler, Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi, ben Frank yardımcı olabiliriz. İyi günler, kolay gelsin. Teşekkürler. Ya ben sizi Adıyaman'dan da arıyorum da. Evet. Bizim bir şeyimiz, benim yeğenim enkazın altından çıkarıldı. Ondan sonra bizim Adıyaman Araştırma ve Eğitim Hastanesi'ne götürüldü. Ondan sağ ol. Ondan sonra da Adıyaman İl Dişine sevk etmişler çocuğu. Çocuk 15 yaşında kız. Yani o 20 gün oldu depreme. Hala biz bu kızdan bir haber alamadık. Yani nerede olduğunu, nerede tedavi gördüğünü hiç bilmedik. Ölmüş mü, kalmış mı? Konu hakkında birimiz herhangi bir kayıt bıraktınız mı? Tabii atmışım. Ben her tarafta kayıt ettim ben. Muhammed Nur Hasu. Muhammed Bey, kredi esnasında TC kimlik numaranızı bırakmış mıydınız? Bırakmıştım. Güvenlik için önledim miyim? Şeyi alayım mı? Vereyim mi sana kimlik numarası? Evet, dinliyorum. Tamam, dur. Başvuruyu oluşturduğunuz telefon numarasının tamamını ya da son 4 tanesini önledim miyim? Telefonu? Evet, kaydı bıraktığınız telefonu. Ha. 99-85. Sonu 99-85. Evet. Peki yakınızda ismini öğrenebilir miyim? Hatice. Evet. El Hassu. Kaç yaşında kendisi? 15 yaşında. Yeğeniniz oluyor değil mi? Evet. Adem Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürülmüş. Daha sonra da uçak ambulansı başka bir yere. Evet. Fakat nerede olduğunu bilmiyorsun. Evet. Ama 20 günden beri her tarafı arıyorum. Yani Türkiye'nin bütün hastanelerini aradım. Hiç bu kızdan bir haber alamadım. Biz ilgili hastanede görüşmüşsünüz. Hatice El Hassa ile ilgili bir kayıt olduğunu söylenmiş. Evet. Dolayısıyla yanlış yazıldığını düşünüyorsunuz. Zor mudur? Evet. Kesinlikle yanlış yazmışlar o kızın şeyini, soyadına. Peki. Teşekkür ederim paylaştığım bilgi için Muhammed Bey. Ben kanalda ulaştım. Ben süreçle alakalı bilgi alma durumunu güncelledim. Konuyla alakalı bakanlık uzmanlarına ileteceğim. Aciliyet durumuna göre konu geri yapılacaktır, bilginiz olsun. Yani abicim biz bak valla mağdur olduk ya, sanki depremin birinci saatini daha yaşıyorum ben ya. Bu kız nerede olduğunu, yani ya ölüsü ya derisi, hiçbir haber alamadım ben bundan. Nereye götürüldü bu? Anlayışınız aktifinde dikkat etmiş olduğun gibi ben de buradan karnınızı etiyoruz. Gerekli kontroller aciliyet durumuna göre yapılıyor. Ben talebimi ileteceğim. Geri yapılacaktır konu, bilginiz olsun. Ya bak şimdi ben 20 günden beri arıyorum. Her gün aynı laf ama hiçbir güncellenme olmadı. Ben bir kızdan bir haber alamadım. Nasıl bu iş bu? Şimdi birimiz 24 saat esasında acil vakaların müdahale esasına göre ve ülke genelinde hizmetleri Muhammed Bey. Tamam. Bir yerde vakit konu geri yapılacaktır, bilginiz olsun. Tamam da şimdi kız 15 yaşlarında, küçük değil yani. En azından yani adını verebilirdi ya da ölmüşse mesela, yani bir parmak izi alınır, bir de bir şeyi, bir haber alınır. Yani 20 gün oldu, nasıl bu? Ben anlamıyorum yani. Durumu tekrar ediyorum Muhammed Bey, aciliyet durumuna göre gerekli işlemler sağlanıyor, bilginiz olsun. Ben tekrardan iletiyorum kalbinizi. Tamam, teşekkür ederim. Her gün aynı laf. İsim ne? Adres ne? Nereden çıkmış? Ne olmuş? Ama durum her gün aynı. Sorduk ama şey etmemiş. Bir Ankara'da gözüküyor, ondan sonra hiç güncellenmemiş şey durumu. Hmm. Yani Adıyaman genelinde 10 seneden beri ben burada Adıyaman'da yaşıyorum. El Hassa olarak bir soyadı hiç başıma geçmedi. Ama bilgi vermiyorlar. Vermiyorlar, bilgiyi vermiyorlar bize. 20 günden beri her gün arıyoruz, her gün aynılar. Peki yeğenin hastaneye gittiğinde sadece ayağında yara var demişlerdi değil? He, kurtaran adam dedi sadece ayağında bir yara vardı. Durumu gayet iyiydi.